Şimdi o zaman şunu da size sormak isterim. Şimdi önümüzdeki hafta yine bir perşembe günü biz yine gözümüz faizde olacak. Böyle her ay bir perşembe. Bu ayın kaçı oluyor? 25'i. 25'inde faiz yine açıklanacak. Peki 250 bas puanlık bir artış bekleniyor diye okudum ben. Genelde böyle hep yazarlarımızın köşelerine baktım. Genel görüş böyle. Siz de aynı fikirde misiniz? Ve bu yılın ilk faiz kararı olacak ve son artış olacağı da söyleniyor. Aynı fikirde misiniz? Ne değiştirir? Ya, bir şeyleri değiştirecek mi? Görmek. Yoksa yetersiz mi? Doğru. Şunu görmek lazım. Şimdi siz faizleri artırıyorsunuz. Güzel. Peki derdiniz neydi? Sıcak para gelsin, değil mi? Yani bir hatırlayalım. Merkez Bankası Başkanı'yla Maliye Bakanı'nın geliş tarihlerini bir hatırlayalım. Her ikisi de döviz getirecekler, değil mi, ülkeye? Yani biri Londra borsalarını iyi biliyor, orada fiilen çalışmış. Bakın, yatırım demiyorum. Bakmayın siz onların işte çok yatırımlar var, talepler var masamızda birikmiş diye. Onu yatırım falan diye görmeyin. Çünkü yatırım iktisatçılar arasında iki türlü yorumlanır. Bir tanesi finansal yatırımlar. Yani nedir o? Özelleştirme amacıyla gelenler. %10'dan fazla, yani hissenin %10'dan fazlası için buraya gelir. Şirket evlilikleridir. Birleşmeler olur. Bunlar yatırımdır. Ama gerçek yatırım sıfırdan yatırım. Yani yeşil saha yatırımı. Fabrika kurmak için gelen yatırım. Sizin çöp seviyesinin 5 puan, 5 kademe altında olduğunuz yere zaten kimse gelmez. Yani sizin notlarınız yükseltilse bile, yani 2-3 tık yukarı çıksanız bile hala siz çöp seviyesindesiniz. Yani onun altındasınız. Dolayısıyla o yatırımı unutun. Kimse de o yatırımları beklemiyor. Her ne kadar Merkez Bankası Başkanı yatırım teklifleri kasamda diyorsa da. Peki beklentileri ne? Açık açık söylüyorum. Sıcak para. Peki geliyor mu? Gelmiyor kardeşim. Gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü şuna bakıyor. Kur değişikliğine bakıyor. Yani kurun geldiği düzeye bakıyor. Faize bakıyor. Şimdi TL cinsinden faize yatırdığı zaman fena değil. Yani %40'lar, değil mi? 42,5 düzeyinde 42,5. Bir şey var. Yani mevduata gelse fena değil. Hatta bunun üstünde büyük meblağlarda bunun üstünde de kazanır. Borsada da kazanır. Ama bunu dövize çevirecek. Dövize çevirdiği zaman kazanç o kadar yüksek olmuyor. Yani kur çünkü istenilen düzeyde değil. Hala onlar kurun olması gereken düzeyin geride olduğunu düşünüyorlar. O zaman demek ki sıcak paranın gelişini sadece faiz belirlemiyor. Yani faizin yükseltilmesi gerekli ama yeterli değil. Niye? Hemen bunun dışına da girebilir miyim? Olması gereken düzeyde değil dediniz. Olması gereken düzey ne olur? İşte diyorum ya size, siz onu hissedeceksiniz. Geliyorsa bakın, sıcak para girişi başladıysa büyük meblağlarda zaten piyasa o mesajı vermiş demektir. İşte o kur istenilen bir düzeydir. Onu ben şimdiden size şudur budur diyemem. Çeşitli satın alma gücü paritesine göre bazı hesaplar yapılabilir ama öngörüler, ama onlar piyasanın nabzını tutmaya çok yetmez. Yani evet, kastettiğim şu, bu kur yetersiz. Yani bu kuru onlar da OVP'ye bakıyorlar. Yani OVP'de acaba ortalama kur ne kadar diye hatırlayın. Ciddi bir artış bekleniyor 2024'te. İşte onun günü saatine bilemeyiz ki, ortalama çünkü bir rakam o, değil mi? Kur şu kadar artacak diyorsunuz ama hangi düzeye gelecek onu yıl içinde göreceksiniz. Dolayısıyla sıcak para gelinceye kadar faizleri yükseltmeye devam ederler. Bakmayın siz bu son mon dediklerine. Mutlaka faizleri, politika faizi yükseltecek. Ama kazın ayağı öyle değil. Onu yükselttiğin zaman artık iletim mekanizması, aktarım mekanizması çalıştığı için artık o mekanizma çalışıyor. 8,5'lardayken politika faizi çalışmıyordu. Ne demek onun çalışması demek? Kredi faizleri yükseliyor, mevduat faizleri yükseliyor. İyi de kardeşim, o faizlerde yatırım yapacak, kredi kullanacak, üretime dönük iş yapacak firma bulabilir misiniz? Yani eğer bu faiz kararları böyle devam ederse ciddi anlamda o zaman bir maliyet enflasyonu da tetiklenmiş olacak ve bir nevi hem enflasyon hem de işsizlik baş gösterebilecek. O malum problem olan stagflasyon, aman Allah'ım kimseye göstermesin dediğimiz konjonktürle karşı karşıya olabiliriz. Hem maliyetin tetiklediği fiyat artışları olur, hem de
Bu kredilerden çeviremeyecekleri için üretimi bir bakmışsınız ciddi anlamda üretim düşüşleri de olacak ve bu ikisi birbirini beslediği zaman stagflasyonist yani durgunluk içinde enflasyonun olduğu bir sürece doğru hızla gidebiliriz. Bu maliyetleri de unutmamak lazım. Peki şunu da sormak isterim. Şöyle görüşler de var, sizin görüşünüzü merak ediyorum. Mesela işte Mart ayından itibaren Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı konuşuluyor. İşte Fed faiz indirimlerine başlarsa bizdeki etkisi ne olur mesela? Döviz piyasalarında bir sert hareketlenme olur mu? İşte biz Eylül'e kadar artışlara devam etmeliyiz. Eğer Temmuz işaret ediliyor, Temmuz'dan itibaren veya daha öncesinde bir düşüşe devam edersek büyük sıkıntı olur bizim açımızdan, ekonomi açısından görüşleri de hakim. Aynı fikirde misiniz? Vallahi şimdi tabii enflasyon hedefi çok önemli Amerika'da, keza Avrupa Birliği'nde de. Yani iyi rakamlarda yakaladılar, ne yalan söyleyeyim, enflasyonla mücadelede FED başarılı gidiyor. Böyle bir durumda faiz indirimi olabilir. Yani tekrar miktar kolaylaşması dediğimiz quantity easing, hatırlarsanız o bolluk dönemini, evet, böyle bir döneme girebilir. Ama yani şunun garantisi yok. Demin söylediğim parametreleri söyledim. Yani iki parametreye bakacak. Tamam, para bollaştı. İnanılmaz bir şekilde piyasayı fonladı Merkez Bankası. Evet. İyi de o para nereye gidecek? O parayın nereye gideceğini ülkelerin vereceği politika faizi ve kurların düzeyi. Bakın yani yağmur yağsa şeyden size yine gelmeyebilir. Bu söylediğim politikalardan dolayı. Bir de tabii onlar kısa dönemli fon girişleri. Şimdi bizi esas ilgilendiren o demin söylediğim doğrudan yatırımlar. Yani özelleştirme amacıyla gelecek olanlar, şirket birleşmeleri, işte ne bileyim, evet, adını söyleyin. Evlilikler falan, bunlar olursa geliyorsa biraz sevinebilirsiniz. Hele bir de sıfırdan yatırımlar, yani yeni fabrika kurmak için gelenler olursa ona da sevinebilirsiniz. Tabii onda da şöyle bir sorun var. Kendi iş gücünü de beraberinde getirecektir. Çünkü yabancı yatırım genellikle kendi işçisinin nitelikli emeğini de yanında getiriyor. Doğrudan yatırımların tek olumsuz tarafı da bu oluyor genelde. Peki Sayın Konukman, çok teşekkür ederim katkılarınız için. İyi pazarlar dilerim sizlere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasınız. Sağ olun.